Emeklilik için gün sayanlar var. Onların merak ettiği başlıklardan biri, Bakan Uşkandan bir açıklama geldi. bağ kurullara erken emeklilik gözüktü Gelin. diyebiliriz. Evet. Şimdi bu biliyorsun seçim beyannamesinde de yer almıştı. Bağkurlu esnafın prim emeklilik için prim şartının 9000 günden 7200 güne düşürülmesi, başka bir ifadeyle 5 yıl daha erken emekli olmaları 1800 gün daha az ödeyip. Ee, bu merak da ediliyordu. Bize de çok soruluyordu. Ee, dün de Sayın Bakan bu konuda açıklama yaptı. Hı hı. Ee, bu konunu e, gelecek meclise e, orta vadede gelecek dedi. E, takvim takvim hepsini gerçekleştireceğiz dedi. Hı hı. Dolayısıyla önemli bir karar. Yaklaşık 1 milyon küçük esnafı da ilgilendiriyor. Netice itibariyle işlerinde EYT'li olanlar var. Henüz 9 bin günü tamamlayamadığı için emekli olamayanlar var. Hı hı. Bunlar 7 bin 200 günle emekli olabilecekler. Belki bu bilemiyorum yasanın kapsamı meclisteyken genişleyebilir. Böylece bütün bağ kurulları kapsayabilir. hepsini bekliyoruz. ama şu anda Sayın Bakan bunu açıklaması önemliydi. Çünkü herkes merak ediliyordu. Konu gündemden çıkmıştı biraz. işte asgari ücret, emekliler, memurlar filan derken dolayısıyla bu tekrar gündeme geldi. Bağkur priminde kalmıştık. Bağkur priminin düşürülmesiyle ilgili Açıklama geldi. Böylece dediğim gibi 1 milyondan fazla bağ kurulu şu anda daha erken emekli olma imkanına kavuşacak. Bir başka destek yine seçim beyannamesinde yer alan ev kadınlarına isteğe bağlı prim desteği. Onların da erken emekliliği ile ilgili bir çalışma vardı. Hatırlarsan burada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'nı burada ağırlamıştık. Onunla da konuştuk. Ev kadınlarının isteğe bağlı sigortasının üçte birini devlet ödeyecek. Böylece hı hı. ev kadınları hem sosyal güvenceye kavuşacak hem de emeklilik hakkı elde edecek demiştik. Ee, burada bir hesabımız da var. Mesela 2024 asgari ücrete göre bir aylık isteğe bağlı sigorta primi 6400 lira şu anda. Hı hı. Ee, bunun e, aylık 2133 lirasını devlet ödeyecek. Yıllık da devletin desteği 25602 lira olacak. Tabii bu... Ev kadınlarının emekliliği ile ilgili başka adımlar da atılıyor. Bunlardan birisi de işte çocuk sayısına göre onlara bir yıpranma hakkı verip emekliliklerinin geri çekilmesi söz konusu olacak. Çalışan anneler açısından da yine çalıştıkları yerlerdeki ödenen primlerin arttırılması söz konusu olacak çocuk sayısına göre. Dolayısıyla bu bir paket aile koruma paketi çerçevesinde. Sayın Bakan bunun da önümüzdeki günlerde meclise geleceğini açıkladı. Bir başka konu yine şu anda mecliste görüşülen bir sosyal güvenlik torba yasası var ama ileride işte esnek, uzaktan ve yeni çalışma modelleri çalışma hayatımıza girecek ki bu da orta vadeli programda da vardı. Dolayısıyla bütün bunlar önümüzdeki dönemde gerçekleşecek. Sayın Bakan'ın açıklamaları